herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün yanımda ablam var. Ve arkadaşlar ablamla birlikte... Nasıl çekiyor? Ha oğlum böyle çekilmiyor. Alacağız buradan. Ay saçma mı böyle çekilmiyor? Sen buraları almayacağız. Valla ben de sana... Amca dediğimi her yere alacağız. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün ablamla birlikte hangisini seçersin challenge yapacağız. Onu tam söylemedim. Hangisini seçersin challenge yapacağız. Arkadaşlar önümüze zeka soruları çıkıyor ve bu soruların doğru cevabını bilmeye çalışacağız. Sizler de bu videoyu izlerken ekran başında kendiniz çözün değil mi abla? Evet. Ve her çözen yorumlara kaç tane çözdüğünü yazsın. Hatta anket bırakacağım. Ya ankete göre kendi puanlamanızı yaparsınız. Kaç doğru olduğunuzu belirleyin arkadaşlar. Ve arkadaşlar ablamla birlikte bu videoyu çekeceğiz. Abla kaç tane gelsin bu videoya? Temas yok. Temas yok. Kaç tane gelsin abla bu videoya? Bu videoya 30.000 like gelsin. 30.000 izlenme gelsin yeter arkadaşlar. 30.000 like çok bize ya. Atmıyorlar abla, atmıyorlar. Like, İzleyenler atmıyor. Like önemli değil, siz videoyu izleyin. Like önemli de ya, öyle mutlu oluyoruz çok like gelince ama atmıyorlar. Eğer abla bu videonun ikinci serisinin gelmesini istiyorlarsa çok like atarlar. Ve ben de derim ki ooo bu videoya çok like gelmiş, bunun ikinci serisini evet, çekmeliyiz. Çekebiliriz. Değil mi? O zaman çok like atın arkadaşlar. O zaman saz beklemeden videomuza geçelim. Vur bana. Hak ettim arkadaşlar. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Büyük maceralar yaşamak için Afrika'daki bir çöle tatile gittin. Çölün ortasında gezerken haritanı kaybettiğini fark ettin ve dönüş yolunu bulamıyorsun. Çölün ortasında kaldın ve etrafına bakınmaya başladın. Batıda kurumuş ağaçlar, doğuda aşağıya doğru inen dik bir yokuş bulunmakta. Kuzeye baktığındaysa kızgın aslanların bulunduğunu gördün. Güneye döndüğünde ise vahşi, devasa fillerin senin üzerine doğru koştuklarını batıya görüyorsun. Da doğu. Filin saldırısından kurtulmak için ne yaparsın? Kuzeye doğru kaçmak, batıya doğru kaçarak ağaca tırmanmak, doğuya giderek yokuştan aşağıya bence inmek. Bence batı ve doğu. Unutma, bu üç seçenekten doğru olanı seçersen hayatta kalabilirsin. Abi şimdi aslanlar senin yer başladı. Abi aslanın... Fil su içmeye gelecek oraya. Şimdi kuzeye gitse aslanlar yer, güneye gitse fil bunu döver. Aynen. Ya doğu batıya ya da batı. Batıya gitse... ağaca çıkar, aslanlar da oraya çıkar. Fil saldırısından kurtulmak için seçmen gereken cevap C şıkkıdır. Çünkü kuzeye doğru gidersen aslanlara yem olabilirsin. Ağaca tırmanmak da işe yaramayacaktır. Çünkü filler ağacı sallayarak seni ağaçtan düşürebilirler. Evet. Fakat en son yapılan bilimsel çalışmalarda fillerin yokuş aşağı inmekten korktukları keşfedilmiştir. Bu yüzden seçmen gereken cevap yol doğru da C şıkkıydı. Ben bilemedim ya, 1'de 0 benim. İkinci soru. Fillerden kaçmayı başardın ve çölde ilerliyorsun. Ancak suyunun bitmeye başladığını fark ettin. Boş şişeyi doldurmak için su kaynağı aramaya başladın. Önüne 4 farklı su kaynağı çıktı. Bunlar sırasıyla deniz suyu, durgun bir nehir suyu, hızlıca akan bir akarsu ve kaktüs suyu. Bu 4 seçenekten sadece bir tanesini içebilirsin. Diğer 3 seçenek seni hasta yapacaktır. Peki doğru seçenek hangisi? Akarsudaki... Akarsu şey olabilir... Kaktüs aynen değil mi, kaktüs en temizidir ya. En çünkü akarsuda birileri işemiştir hayvanlar falan. İlk olarak kesinlikle deniz suyunu içmemelisin. Çünkü aynen. Bu deniz suyu senin daha çok susamana neden olacaktır. Hmm. Nehir suyu durgun bir su olduğu evet. için içerisinde durgun su zararlı. Akarsuya işemiştir hayvanlar. Bilinenin aksine kaktüs suyu içerisinde seni saniyeler içerisinde zehirleyebilecek. Oğlum ben akarsu diyecektim ya. Yemin ederim bu aksu... Bu durumda en iyi seçenek akarsudan şişene su doldurmak. Sen dedin de öyle dedim. Çünkü hareket eden suyun evet. içerisinde bakteriler ve parazitler bulunamaz. Evet. Kirli görünse bile en iyi tercih doğru. akarsu olur. Hayvanlar işemezmiş. Sen benim orada kapamıyorsun. Büyük bir maceracı olduğu için bu sefer çöl yerine kuzey kutbuna gitmeye karar verdin. Ancak bu yolculuğun ikinci gününde kendini kar fırtınasının ortasında buldun. Fırtınanın 2 saat daha süreceğini öğrendin ve bu 2 saat boyunca kar fırtınasından korunman gerekmekte. Yolculuk sırasında karların altında gömülü ve işine yarayabilecek 4 tane eşya evet. var. Bunlar sırasıyla büyük boy çöp poşeti, kalın bir ip, şapka ve eldiven. Bu kar fırtınasından korunmak için hangi eşyayı kullanmalısın? Ben o çöp poşetini alırdım çöp ya. Çöp poşetinin içine girer. Çöp poşetini alır aynen kafasını içine girmeye falan çırp kafasını falan sokar böyle ayaklarını sokar. Şu, neresi üşürse onun üşürsün. Onun ismi neydi? Kar fırtınasında kurtulmak bak. İçin en iyi eşya işte bu. Şapka ve eldiven sadece vücudunun bir bölümünü evet. yiyebilir.
Fakat çöp torbası su geçirmez yapıda oldukları için çöp torbasının içine girerek aynen ıslanmadan 2 saat boyunca... Yemin ediyorum düşündüğüm şey 3'te 1 oldu benim ya. Senin 2 doğru mu oldu? Ben de doğru. Senin kaç doğru mu oldu? Tam işte. Kar fırtınasından bu 1 ve çöldeki zorlu koşullardan 3. Başka da yok 2 senin. 2 doğru oldu. Ancak bu sefer de eve dönerken kötü kalpli bir cadı tarafından kaçırılıyorsun. Bu kötü kalpli cadı seni kapalı bir odada tutmakta ve sana günde bir parça yemek ve sadece bir şişe su vermekte. Ancak cadının getirdiği su durgun bir nehirden doldurulmuş ve içinde bakteriler ve parazitler bulunuyor. Eğer ki suyu içersen hasta olacaksın, fakat suyu içmezsen de susuzluktan hayatını kaybedebilirsin. Suyu bakterilerden ve parazitlerden arındırmak için 3 tane eşya bulabildin. Bunlar sırasıyla çamaşır suyu, boş bir tuzluk ve yuvarlak bir bez. Peki bu 3 eşyadan hangisini kullanarak temiz suya ulaşabilirsin? Yuvarlak bez. Bezin içerisine aynen, bezin dökecek, içinden suyu dökecek böyle. Temiz evet, sular çıkacak. Süzmüş olacak yani. Aynen. Ben 3. sıradaki diyorum yani bez mi her neyse. Bence de bez. Kullanman gereken şey seni oldukça şaşırtabilir. Çünkü kirli suyun bulunduğu şişeye sadece bir iki damla çamaşır suyu damlatırsan temiz su elde edeceksin. Ancak sen yine de sakın çamaşır suyunu suya damlatma. Bir yaşıma daha girdim. Nasıl bir şeydir ya? Evet. Sırada senin aha hem matematik hem de matematik dinleyeceğini test eden 1 ve 8. 1. Ekranda evet gördüğün renkli dairelerin içerisinde gizlenmiş sayılar bulunuyor. 8 mi? Peki bu evet gizlenmiş sayıların çarpımı kaç? 8 çarpımı 8. 1 çarpı 8 8'dir. Evet hadi. Evet. İkinci doğru mu olsun? Seni bir doğru mu var ha? Renkli nasıl dairelerin içerisinde gizlenmiş olan sayılar 1 ve 8. 1 çarpı 8, 8. Buna göre çarpma işlemi yes sonucu da 8 olmalı. İkimiz de sadece torbayı bildik. Ondan öncesini sen de yanlış bildin benimle. Bu soruda ciddi işte senden misin gizli dairelerin içerisinde bulunan sayıların toplamını bulmanı istiyoruz. 16. Toplamı 13. Bak 1, 7. Toplama işlemini yapabilecek. 1, 7, diğeri 6. 7 artı 6, 13. Adam bu sefer topla dedi. Yani 13 olması tamam gerekiyor. Tamam ben. Zikiyim ya. Bol benim 2 doğru mu oldu? Bu da 3 olacak herhalde. Dairelerin içerisinde İşte bu toplamı 13 yapmakta. 3 doğru mu oldu senin? Rastgele sıralanmış sayıların bulunduğu bu resimde ise senden sana verdiğimiz süre içerisinde 88 sayısının yerini bulmanı istiyoruz. Aa şurada. Bakalım gözlerin en alttan orta ikinci ortada. Bak, orta sırada ama en altın bir üstü. Bak direkt 88 gördüm. 82'nin üstünde. Resimde bulunan direkt gözüme çarptı. Gösterdik. 4 doğru mu oldu? Bir acele etme ya. 7 sorudan 4 doğru mu? Bir önceki sorunun aksine bu resim seni çok zorlamayacak. Aha. Bakalım resimde gizlenen 69 sayısını herkesten önce bulabilecek 69 misin? 69. Nerede lan? 69 nerede? İşte. Aa, işte olduğunu seyirciler göremiyor. Yani sağ tarafta 3. sırada değil mi? Sağ en sağ. 69 sayısı resmin ben göremedim ya onu. 69 nereden bileyim ben ya? 88 gördüm tabii daha peki kolay. İlk bakışta her şeyin normal göründüğü bu doğa fotoğrafında gizlenmiş olan hayvan nerede yer almakta? İşte. Oğlum söyle bak tarif. Orada ne var abla hani? Bilmiyorum ki var gibi. Benim aklımı da karıştırdın. Fotoğrafta gizlenmiş olan beyaz bir kuş. Yani kuş ne lan? O öyle bir kuş mu var? Hala 4 doğru var 9 sorudan. Sadece en keskin gözlerin yılan var orada. Hayvanı bulabildiği bu resimde gizlenmiş görünüyor hayvan nerede? Bak yılan var resmin orta sol taraflarında. Yılan mı? Aa bir dakika baykuş yılan mu? Yılan değil o. Evet. Bak gözleri falan da var. Aynen. Resimde yarasa mı? Baykuş. Onun sonunda da gözlü bir şey var gördün mü? Evet o. O ne oğlum? Ben ilk başta onu gördüm sonradan onu da gördüm. Birbirine benzeyen emojilerin yer aldığı bu resim içerisinde farklı yıldız emojisi nerededir? Farklı yıldız. İşte. Aa, sol tarafta arkadaşlar en altın bir üstü. Ablam bildi. O biraz baya gülmüş yani değil mi? Ya, ben. O daha şirin. Farklı emoji resmin nasıl en sol sütununda ne yer almakta. Serdar. Aynen. Sevimli kedilerin yer aldığı bu resim içerisinde diğerlerinden farklı olan bir kedi var. Peki bu farklı kedi... Oğlum hani... Hepsinin kuyruğu var tamam kuyruklara baktım. Ayaklara bakıyorum şu an. Ayaklar da hepsinin tam. Gözler. Üzerindeki çizgiler. Abi ya. Ben farklı olan kedinin yerini. Ben daha çizgilere geçmemiştim. Önce kuyruklara baktım, sonra ayaklara, sonra yavaş yavaş geliyordum. Ben de. Sırada kırmızı baykuşların yer aldığı bu resim bulunmakta. Bakalım diğerlerinden farklı olan baykuşu sana verdiğimiz sürede bulabilecek misin? Nerede lan? Oğlum ben bunları yapamam. Bu arada arkadaşlar
Aa, sağ tarafta en üstün bir altı. En sağ, aa, en üstün evet bir altı. Ya. Baykuşun iki gözü de açık. Tamam. Lan baykuş. Gözleri diğerlerinden farklı olan çok baykuş tatlı, en sağ sütunza yer alacak. Bu arada arkadaşlar, siz zorlanıyorsanız videoyu durdurup yapabilirsiniz. Sadece en keskin gözlerin farkı görebildiği bu resimde ise birbirine tıpatıp benzeyen evet köpekler. Peki. Nerede tarif et abla, nerede bulduğunu falan. Nasıl? Sağ tarafta, en sağda, en üçüncü sağda sırada, üçüncü. En sağın bir yanı. Ablam dediği gibi. Ya, üçüncü sırada tamam, işte. Tamam, ben göstereyim, sen takip et. Ekranda gösterdik. Çok doğru mu? Benim 5 tane falan doğrum var. Sıradaki iki resim arasındaki tek farksa hemen göze çarpmakta. Ve eminiz ki siz o farkı buldunuz bile. Süreniz başladı. Şimdi fark nere? Abi ben bulamıyorum. Bir dakika. Adamın kulağı yok. İki resim şey arasında yer alan tek fark arkadaki ya adam evin daha kıyafetini... Ya ben arkadaki eve niye bakayım ya adam varken? Değil mi? Arkadaki eve niye bakalım ki biz? Yani işte şaşırtma. Sadece en keskin gözlerin görebildiği bu fark seni çok fazla zorlayabilir. Bakalım, aa, camlara baksana. Birinde sarı kalp var, diğerinde yok. Gördün mü? Sarı kalpten. Aa evet. Cama bak. Mavi çizginin yanında. Bak, sarı kalp var, diğerinde yok. Cam boş. İki resim arasındaki tek fark arkadaki pencerenin üzerindeki kalpler. Hadi 6'yı doğru mu falan oldu ya? Bir önceki sorunun aksine bu iki fotoğraf arasındaki tek fark hemen göze çarpmakta. Bakalım kimler bu farkı bulabilecek? Aa bak, kulaklarına baksana. Aynen. Bak, birinin kulağı dümdüz, diğerinde böyle birinde şeyler var. Bir kıvrımlar var falan, aynen. Kulak ya. Küçük kızın kulağı, kulağı kepçe kızın. Farklıdır. Yukarı bak çizgi filminden alınmış bu iki oğlum, resim arasında ne da tek bir fark yer almakta. Peki ama bu tek fark nerede? Lan durun. Aa, adamın şurasına baksana, tam burasına, kahverengi ceketine. Evet ya, broş. Bak, birinde yuvarlak bir desen var, diğerinde yok. Broş broş. İki resim arasında bulunan tek fark yaşlı adamın üzerinde bulunan rozette rozet görebilirsiniz. Aynen, o rozeti fark ettim arkadaşlar. Aklıma gelmiyor. Peki bu iki resim arasındaki tek anne, fark nerede? Değilim. Eminiz ki keskin gözleriniz varsa iki resim arasındaki tek farkı nerede? Biri, aa, çocuğun iki birinde boncuklu iki kurdele var. Birinin yeşille sarı var. Diğerinde bir tane yeşil kurdele var sadece, değil mi? Sağ taraftaki resimde eksik kurdele var. Ablam bildi. Evet. Tebrik ederim. Sen benden daha çok doğru bildin herhalde. Yok lan. Evet. Ben de olabilir miyim? Saymıyoruz ki. Artık videodan sonra takipçilerimiz sayar. Geldik son evet sorumuza. Cevabı resmin içerisinde. Hangi kuaför katil? Saç eken iki kuaför görebilirsin. Bu kuaförlerden bir tanesi çok aranan bir katildir. Hiçbir bence kuaför böyle sol taraftaki. Kuaför hangisidir? Yalnız bak, sol taraftaki gibi katil bence. Bak çünkü hani suçunu gizlemeye çalışıyor, evet, anladın mı? Kim bilerek işte böyle onu öldürsün bile ki? Bile bile niye? Bence sol taraftaki katil. Bence de. Eğer soldaki kuaförün panosundaki aranıyor ilanına dikkatli bakarsanız o kişinin sağ taraftaki. Abi ona baktım da ben. Bilirsiniz. Bu yüzden katil. Hiç böyle şey demedim. Aynen. Ya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben gerçekten bu videoyu izlerken çok keyif aldım. Bu zamana evet kadar izlediğim en güzel tepki videolarından biri olabilir. Eğer bu tarz tepki videolarını seviyorsanız mutlaka bir sürü like atın, ben de anlayayım arkadaşlar sevdiğinizi. Bu arada kaç doğru yaptığımı bilmiyorum ben. Sen de bilmiyorsun. Ben değil de mi bilmiyorum. Artık siz yorumlarda artık aynen yazarsınız. Yorumlar artık yazarlar. Burada size kaç doğru yaptıysanız evet ankete katılın arkadaşlar. Bir sürü videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burak'la bir şey kalın ve bay bay. Hoşça kalın. Bay bay.